Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şu anda Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'ndeyiz. Ve değerli konuğum Mehmet Bahçıvan, özel eğitim öğretmeni. Nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Programıma konuk olduğunuz için ve bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizleri şenlendirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Estağfurullah efendim. Bundan dolayı çalışmalarımızı yerinde bütün Türkiye'ye aktardığınız için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. Bizim için gerçekten çok büyük mutluluk kabul ettiğiniz için. Çok merak ederek, gerçekten çok büyük ilgiyle ve özlemle istiyordum ben buraya gelmeyi. Çünkü internetten, Instagram'dan vesaire bütün sosyal medyalardan takip ediyoruz. Çalışmalarınızı görüyoruz buradaki. Siz de önce kendinizden bahsedin. Seyircilerimizi merak ediyordur. Önce sizi tanıyalım. Sonra dernekle ilgili, eğitimlerle ilgili sohbetimize devam edelim. Ben Mehmet Bahçıvan. Beyaz Baston Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum. Hı hı. 60 yaşındayım. Hı hı. Hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Genelde öyle söylüyorlar ama. Bununla ilgili sevgili seyirciler. Ben pek inanamıyorum buna yani. Biraz önce bununla ilgili bir sohbetimiz oldu. O yüzden ufak bir gülüşme oldu aramızda. Evet. Söylemeden ödemeyeceğim. Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah başarılı oluyoruzdur. Hı hı. Sınıf öğretmenliğinden. Evet, ben sınıf öğretmenliğinden geldiğim için eğitimini aldıktan sonra, yani sertifika programına katıldıktan sonra uyum sağlamakta çok fazla zorluk çekmedim. Hı hı. Çünkü daha öncesinde bir öğretmenlik geçmişimiz olduğu için, mantalitesini daha önceden bildiğimiz için çok fazla bir zorluk çekmedim. Çabuk adapte oldum. Hı hı. Memnunum. Şu anda 3 yıldır burada çalışıyorum. Ve bu işi isteyerek, severek yapıyorum. Nereden peki hayatınıza girdi bu eğitim, eğitmenlik? Şimdi şöyle, buranın Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin yöneticisi olan öğretmen arkadaşımız Mehmet Kahramanoğulları ile aynı okulda bir dönem beraber çalıştık. O da benim burada gelip çalışmamı istedi. Hı hı. Böyle bir teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Ve daha sonra sertifika programına katılarak işte artık 3 yıl oldu yani. 3 yılda oldu, 4. yıla devam edeceğiz. Onun davetiyle beraber 3 yıldır burada çalışıyorum. Memnunsunuz, mutlusunuz. Çok memnunum, çok mutluyum. Çocuklara bir şeyler verebilmek, insanlara bir şeyler verebilmek, bir şeyler onlarda bir katkı yaptığınızı düşünmek çok güzel. Çok hoş bir duygu. Hı hı. Ve tatmin edici bir duygu. Değil mi? Evet. Siz de ama 3 yıl öncesine kadar Braille alfabesiyle ilgili bilmiyordunuz sanıyorum. O programda öğrendiniz değil mi? Hem programda öğrendik hem de kendi çabamızla öğrendik. Hı hı. Çünkü okuma yazma öğretimi yapılacak bir öğrencide mutlaka bunları bilmeniz gerekiyor. Hı hı. Hemen kendimle aynı zamanda çalışarak o şeyi kısa zamanda atlattım. Hı hı. Tabii diğer normal öğrencilerdeki okuma yazma öğretiminde neler yapıldığını da buraya uyguladığım zaman daha başarılı olduğunu gördüm. Hı hı. Ondan dolayı memnunum. Değil mi? Evet. Peki bu eğitimde başka ne var? Yani sizin aldığınız eğitimde? Bu eğitimde mesela Braille alfabesinin öğretimi dışında bağımsız hareket becerileri dediğimiz, yani bastonla eğitim çalışmaları var. Hı hı. Mesela görme engelli arkadaşımızın görme engeline oranına göre baston eğitimi veriyoruz. Hı hı. İşte bu mesela baston eğitimi dediğimiz, işte bina içinde baston eğitimi yapıyoruz. Hı hı. İşte kılavuz yol dediğimiz kaldırımlarda çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. İşte mesela öğrencimiz duvar kenarı takibi yapıyor.
kaldırım kenarı. Yani bunların olmadığı yerde kaldırım kenarı takip yapıyor. Bunları öğretiyoruz. İşte yön bulma, yani yönünü tayin edebilme, geçmişteki yaşantılarını hatırlayarak daha özgür olmasını sağlayacak şeyleri onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Bunda en zorlandığınız, eğitimde en zorlandığınız öğreti nedir? Vallahi şimdi kendini övmek gibi olacak ama çok fazla zorlandığım bir yer olmuyor. Yani. Gerçekten mi? Evet, yani şimdi bu işi severek yaptığınız zaman böyle çok fazla insan zorlanmıyor. İsteyerek yapıyorsunuz çünkü. Yani... Çünkü amaç da bir şeyler öğretebilmek olduğu için bütün arkadaşlarımız da zaten burada. Herkes bir şeyler öğretebilmek amacıyla çalıştığı için ve isteyerek yaptığı için bu işi sıkıntı olmuyor. Yani öyle... Hani tabii, özel öğrencilerinizle ilgili mesela duvar kenarı yürümesi daha zordur öğretmek açısından ya da baston kullanımı daha zordur ya da Braille alfabesini öğretmek daha zordur. Hani en öğreti açısından en zorlandığınız. Şöyle zorlanmadık ama mesela özel bir öğrencimi soruyorsanız, özel bir öğrencim var, şöyle var, İlbay diye bir öğrencimiz var. Şimdi kendisi hem total görme engelli olduğu gibi hem de nasıl söyleyelim, hafif otizm var kendisinde. Onunla ilgili bayağı bir çalışmam oldu. Yani ona o çok istekli. Bireyli alfabesini öğrenmekte, okuma yazmayı öğrenmekte çok istekli. Ben de öğretmekte çok istekliyim. Ona okuma yazmayı öğretmeye başladık. Öğrenmeye başladı, okuyordu. Yazmayı öğrenmişti. Öyle şeyli öğrendi o biraz. Sonra okumaya başlamıştı parmaklarıyla. Çünkü iki aşamalı bir hadise bu. Onu okumaya başladıktan sonra pandemi girdi maalesef. Geliştirmek üzere çalışıyorduk. Şu anda gelmiyor ama gelecek ileride inşallah. Onun bu okuma yazma işini kökünden halledeceğimize inanıyorum. Ne kadar güzel. Çünkü hafif bir otizm bile olsa bu da önemli. Onun gelişmesi açısından. Tabii öğretilebilir seviyede olduğu zaman elimizden geleni yapıp öğretebiliyoruz. Ne kadar yani güzel. Bunun gibi öğrencilerimiz de var. Yani işte biraz önceki şeyde Hatice öğretmenimizin anlattığı gibi çeşitli şeyler oluyor. Yani bizi memnun eden o öğrencilerdeki ilerlemeyi, aşamayı gördüğümüz zaman gerçekten seviniyoruz. Yani ben de çok seviniyorum. Bütün öğretmen arkadaşlar olarak hepimiz çok seviniyoruz ve burada zaten sürekli konuşuyoruz. Değil mi? Teneffüs esnasında, boş zamanlarımızda. Konuştuğumuz şeyler de onlardaki gelişmelerle alakalı. Peki bir gününüz nasıl geçiyor burada? Kaç saat sürüyor dersler? Bir günümüz biz saat 8 ve 8.30 gibi okulda oluyoruz. 9'da derslerimiz başlıyor. Akşam 5'e kadar devam ediyor. İşte bu esnada hani bağımsız hareket becerileri, işte bireyli alfabesi öğretimi. Bunun dışında ben şey olarak satranç öğretiyorum öğrencilerime de aynı zamanda. Evet, onu söylediniz. Çok güzel bu. Her yani görme engellilerle ilgili bu satranç değil ya mi? Şimdi şöyle, mesela bazı öğrencilerimiz var, satranç öğrenmek istediğini söylüyor. Bu öğrencilerimize hem satrancı öğretebiliyoruz hem de gelişmesi aşamasında, yani onu geliştirmesi aşamasında oynuyoruz, birlikte oynuyoruz ve bu oynama esnasında çeşitli oyunları gösteriyoruz. Çeşitli durumları gösteriyoruz satrançta. İşte mesela bir satrançta çatal atma vardır. Bunun gibi şeyler. İşte açılışlar vardır. İtalyan açılışları gibi. İşte nasıl mat edeceği gibi falan. Bunları yani sadece amacımız oyun oynamak değil. O esnada bir takım şeyleri de kendilerine gösterebilmek. Ve çok ilerleme kaydettiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. Ne yani güzel. Oldu. Mesela Mustafa diye bir öğrencimiz var. Baya baya bir mesafe kaydetti ki geçen gün beni yendi. Gerçekten evet. Ne kadar bir mutluluktur bu sizin tabii için ki yani. Değil mi? Ona o katkıyı yaptıktan çok sonra güzel. Beni yenmesi benim için çok gurur vesilesi. Ne kadar güzel. Satranç tahtası değişiyor mu? Satranç tahtası altı çivili olan satranç tahtaları var. Yani normal
görenlere özgü satranç tahtası değil de altı çivili. Yani tahtaya geçiyor, orada kalıyor. Yani sürekli yer değiştirmemesi için. Koyduğu zaman satrancını oraya orada kalıyor. Tabii, yani yer değiştirmiyor. Kolay kolay yer değiştirmiyor. İtebilir, evet. Değiştirebilir diye. Mesela belki. Derneğimizde bu konuda bayağı çalışmalar yapılıyor. İşte kurslar açılıyor. Hı hı. Efendim turnuvalara katılmıyor. Onu Türkiye soracağım. Turnuvalarına evet, katılmıyor. Evet, onu merak ettim. Bayağı da başarılı olan öğrencilerimiz var. Türkiye dördüncülüğü ve beşinciliği olan öğrencilerimiz var. Yani bayağı bir başarı, tabii bayağı bir başarı elde edildi yani. Görme engellilerde satranç turnuvaları düzenleniyor. Evet, düzenleniyor. O da Antalya'da oluyor. Şu anda otelin ismi aklıma gelmiyor. Çok güzel. Çok başarılı bu konuda, bayağı başarılı. Diğer spor konularında, spor dallarında başarılı oldukları gibi. Değil mi? Bunda da başarılı, evet. Satranca meraklı bizi izleyen sevgili seyircilerimiz varsa ya da yavruları varsa, evlatları varsa duyduğunuz bekleriz, üzere görme engelliler de satranç bekliyoruz. Oynuyor. Tabii ki satranç turnuvaları düzenleniyor sevgili seyirciler. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Çünkü onların özel tahtaları oluyor. Ben de yeni öğreniyorum. Evet, şeyleri çivilidir. Yani çok geçmelidir. Güzel. Çok güzel. Bu yani bir gününüz böyle geçiyor. Eğitimle geçiyor. Tabii eğitimle. Ders süreleri ne kadar sürüyor? Ders süreleri 40 dakika. Bir öğrenci mi yoksa? Tek öğrenci. Tek bireysel öğrenci. Olarak yani toplu olarak eğitim yapılmıyor zaten. Hiç burada. Yok değil mi toplu? O normal. Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplu olarak yapılan eğitimdir. Bizde yok. Bizde bireysel eğitimdir. Bir tek öğrenci alırız. Onunla 40 dakika boyunca dersimiz süresince ilgileniriz. Yani onun çalışması gerekli çalışmaları yaparız. Ve 40 dakika sonunda dersi biter. Bütün ama ders... tabii ki yani bunda kalmıyor. Mesela aşağıya indiğimizde yine burada da gerekli açıklamalar, izahatlar kendilerine yapılıyor. Ya onun hayatına dokunuyorsunuz. Tabii ki elimizden geldiği kadar onun hayatlarına gelişimi. Dokunmaya çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Seviyorlar, bağlılar buraya. Evet, sosyalleşiyorlar. Çok seviyorlar. Sosyalleşmeleri açısından da çok önemli zaten. Değil mi? Evet. Arkadaş ediniyordur belki burada. Şimdi diğer okullarda işte kaynaştırma adı altında normal okullarda yani normal öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda eğitime alındıklarında dışlanabiliyorlar. Ama buraya geldikleri için herkes kendileri gibi olduğu için çok daha rahat hareket ediyorlar, oynayabiliyorlar. Ondan sonra birbirleriyle tanışıp kaynaşabiliyorlar. Üzerlerindeki o psikolojik mesela sürekli evde oturmanın vermiş olduğu hiçbir şey yapmadan oturmanın ne bileyim vermiş olduğu o ağır havayı stresi, üzerlerinden ya, stresi, doğru, sıkıntıyı doğru. Üzerlerinden atıyorlar. Doğru. Kendilerine güvenleri gelişiyor. Ya değil mi? Evet, kendilerine güvenlerinin gelişmesi için bence gelmeleri şart diyorum. Evet. Bunu tekrarlayalım. Biraz evet. Önce Hatice Hanım'la da çünkü röportajımız sırasında bunun önemi çok büyük. Ben muhakkak yineliyorum. Evde oturtmayın diyorum lütfen yavrularınızı, çocuklarınızı dışarı çıkartın. Böyle rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları var diyorum. Götürün diyorum. Çok büyük önemi oluyor gelişim açısından diyorum. Siz de aynı şekilde buradan lütfen seslenin. Şimdi ailelere. Şöyle söyleyeyim ben, en önemli şey hayatta kendine güvendir. Benim yani bugüne kadarki eğitimciliğimde anladığım şey, yani bir insanın başarılı olabilmesi için kendine güvenmesi gerekir. Kendine güven duygusu gelişmemiş bir insanın hayatta çok fazla yapacağı bir şey yoktur. İşte buraya geldikleri zaman, sosyalleştikleri zaman, bir şeyleri yapabildiklerinin farkına vardıkları zaman, kendilerine güvenleri artmaya başlıyor. Daha da ileriye gidebilirler, evet, değil mi? Evet, bunu zaman içerisinde tabii ki hemen bir anda olacak bir şey değil. Zaman içerisinde kendilerine güvenleri gittikçe fazla gelişiyor. Tabii çok fazla gelişmesi de zararlı olmalarına neden olabilir. Ondan fazla cesarete evet, gerek yok diyorsunuz. Tabii makul ölçülerde gelişmesinde fayda var. Ve bunları görüyoruz yani öğrencilerimizde. Bu kendine güven duygusunun oluşmaya başladığını gördüğümüz zaman o öğrencinin
kendisi bir şeyler isteyerek yapması, öğrenmesini zaten kolaylaştırır. Değil mi? Evet. Peki hiç böyle unutamadığınız, böyle aklınızda kalan, hafızanıza yer eden, sizi duygulandıran, mutlu eden, endişe ettiren... Beni duygulandıran işte İlbay'ın, ben yoğun bir şekilde çalışıyorum. Yani ona Braille alfabesini zaten yazmayı belli bir ölçüde öğrenmiş harfleri ama tutuşturmaya başladığı zaman çok sevinmiştim. Yani kelimeleri yazmaya başladığı zaman ve okumaya başladığı zaman çok sevinmiştim. Bu benim unutamadığım, o günü unutamıyorum. Yani o gün öğretmenim ben okuyorum, oku bakayım dedim. Bir baktım okuyor gerçekten. O gün çok sevinmiştim. Ya ne kadar güzel. Evet. Tanımak isterdik onu. Belki bir dahaki sefere. İşte bu şeyden pandemi dolayı bazı bizi... öğrencilerimiz maalesef gelemiyor. Ondan dolayı şu anda kendisi görüşemeyeceğiz yani, göremeyeceğiz. Olsun. Yani. Evet. Başka bir şeyler var mı aklınızda? Hani şu da olsaydı dediğiniz, şunu da yapsaydık, yapmalıyız dediğiniz. Valla gönül aklınız... her şeyi ister. Yani şöyle ister. Mesela görme engellilerin bir kompleks olsun. Yani hı-hı, o kompleksin içerisinde işte spor müsabakalarının yok, yapıldığı. Yok değil mi bu? Bilmiyorum, herhalde dernek yöneticilerimizin bu konuyla ilgili bir takım çalışmaları var diye biliyorum. Hmm. İnşallah onu gerçekleştirirler. Görme engellilere böyle bir yeri kazandırabilirlerse hem onlar sevinir hem de biz de çok seviniriz. Değil mi? İçinde her şey olsun. Yani mesela yatakhanesi olsun, olan, eğlence de olsun. Evet, mesela müziğin yapıldığı, işte değil sporun mi yapılabildiği, hı-hı, işte satrancın oynanabildiği, eğitimin verilebildiği bir kompleks, yani her şey içerisinde değil barındıran mi? Tabii ki. Ya da mesela ne bileyim bir enstrüman çalma, hı hı, ve orada işte o öğretmenleri gelip onları çalıştırsın. İşte diğer tarafta sosyal faaliyetlerle işte tiyatro çalışması yapılabilsin. İşte futbola oynanabilsin. Yani bunların olabildiği geniş bir kompleks olabiliyorsa. Değil mi? Ve dernek yöneticilerimizin de bu konuyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah. Ve görme engellilere böyle bir kompleksi kazandırabilirler. Kamplar yapılabilir mesela. İstanbul'dan gelinir ya da buradaki çocuklarımız gidebilir. Tabii ki diğer görme, Türkiye çapındaki ya, diğer görme engellilerle görüşebilme, onları tanıyabilme açısından çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir de enstrüman çok güzel çalıyorlar. Ben çok, bizim çok güzel, çok değerli konuklarımız oldu. Görme engelli, piyano, flüt, keman, bir sürü enstrüman çalan konuklarımız oldu. İşte şimdi bir Eyüp'ümüz var. Sesi çok güzeldir kendisinin. Öyle mi? Evet, çok tabii güzel. Türkü söyleyen kendisi. Türkü söyleyen. Şimdi kendisi şeye yöneldi, saz çalmaya yöneldi. Tabii ki öğretmenleri de yönlendiriyor. Hani bizler de yönlendiriyoruz. Hani bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Hı-hı. Annesi de çok istiyor. Ve şu anda kursa gidiyor. Baya baya çalmaya başladı. Ne kadar güzel. Yani onda büyük bir gelişim. Kendisi de zaten şu anda şeyde eğitim görüyor. Akdeniz Üniversitesi'nde bir bölümde okuyor ama onu tam hatırlayamıyorum. Ne kadar bölümünün güzel ne olduğunu. Şu anda oraya kendini başladı da. Kendini geliştiriyor işte. İki şekilde de kendini geliştirmeye çalışıyor. Kendini geliştiriyor. Herhalde bildiğim kadarıyla büro hizmetleri olması gerekiyor şeyi, okulu. Liseyi bitirdi geçen yıl. Çok güzel söyler ve mesela derneğin yapmış olduğu faaliyetlerde de, konserlerde de türkü söyler. Ay, çok da güzel, güzel söyler. Ne kadar güzel. Evet. Aferin ben ona de zaman zaman sınıfa çıkarır, söylettiririm kendisine. Ya, evet, çok beraber güzel de söyleriz yani. Ne kadar güzel. Hepsiyle tanışmak isterdik, inanın. Ama keşke sizlerle mümkün tanışmak olabilseydi. Keşke mümkün olabilseydi. Peki başka bir zamanda İnşallah. Tekrar İnşallah gelmeyi biz zaten çok isteriz. İlk fırsatta da geldi. Her zaman bekliyoruz. Çok her teşekkür zaman ederiz. Sizleri konuk etmekten mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederiz. Çok bizler de çok teşekkür ediyoruz. Peki öğrenmek istediğim bir şey var sizden. Doğuştan görme engelli bir yavrumuzun öğrenmesi daha mı zor, yoksa sonradan görme engelli olan yavrumuzun bir şeyleri öğrenmesi daha mı zor olur? Yani bu öğrenciye göre farklılaşabilir. Hı hı. Şimdi mesela sonradan görme engeli olanlar, hı hı, korkularını yenmekte zorlanıyorlar. Hı hı.
Ama mesela doğuştan total görme engeli olanlar korku dönemini çocuklukta atlattıkları için çok zorlanmıyorlar bu hadisede. Yani bir baston çalışmasını doğuştan görme engeli olan çocukla daha rahat yapabiliyoruz. Ama mesela sonradan görme engeli olan sürekli böyle çekingen davrandığı için, korkusunu yenmekte zorlandığı için biraz daha zaman alabiliyor. Dünyayı daha iyi bildiği için. Mesela şöyle de diyebiliriz. Şimdi mesela daha önceden görme engeli olup okula gitmiş. Bu arada harfleri öğrenmiş, yani harfleri bilen bir öğrenci sonradan görme engeli olduğu takdirde ona bireyli öğretme çalışmaları sırasında daha rahat öğrenebiliyor. O da bireyli daha rahat öğrenebiliyor. Anladım. Yani duruma göre farklılık gösteriyor. Duruma göre farklılık gösteriyor. Göre farklılık Hiç böyle bir örneğiniz var mı? Bir öğrencimiz var idi. O öğrencimiz sonradan görme engeline takılmış. Ya olmuş, yani takılmış demeyelim, olmuş. Ve bireyli alfabesini öğretmekte çok fazla zorlanmadık. Değişmesini istediğiniz bir şeyler var mı? Zorlandığınız. Mesela hangi konuda? Mesela öğrencilerinizin zorlandığı, onlardan en çok duyduğunuz, ya hocam bu beni çok zorluyor, atıyorum yolda yürümek. Ya da işte keşke biz biraz daha bizi taşıyan araçlar olsa vesaire, yani bilemiyorum. Şimdi öğrencilerimiz zorlandığı şeylerden bir tanesi yürüyen merdivenler meselesi var. İki, mesela trafik lambalarının olduğu, her trafik lambasının olduğu yerde sesli olarak verilmesi. Bu bazı yerlerde var belki. Birkaç tanesinde olabiliyor. Ama hepsinde yok. Hepsinde olması lazım. Evet, hepsinde olması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi trafik lambasının olduğu yerde sesli bir uyarı olmadığı zaman ne zaman geçeceğine trafik lambasında ne zaman geçeceğine karar vermesi çok zor oluyor. Mutlaka o zaman birilerinden yardım istemek zorunda kalıyor. Bunun dışında mesela söyledikleri, ilettikleri şeylerden bir tanesi de bu. Mesela şimdi tramvaylarda geldikleri duraklarda uyarı sistemi var. Sesli uyarı sistemi var. İşte falanca durağa geldik diye söylüyor. Fakat otobüslerde bu yok. Belki birkaç tane otobüste olabilir ama hepsinde olması gerekiyor. Yani bu sistemin hepsinde kurulması gerekiyor. Yani bence her yerde olmalı. Çünkü bu her yerde nasıl market varsa, her yerde nasıl ışık varsa, yol varsa, kaldırım varsa bu insanlar da bizim içimizde yaşıyor. Evet, tabii ki. Yani onların diğer insanlara bağımlılığını daha azaltabilmek için. Tabii ki daha azaltmak için. Bunların yapılması gerekiyor. Yani bunu bireysel olarak yapamayız. Tabii ki bu belediyeler ya da devlet kurumları tarafından yapılması gereken şeyler. Yani bunu bizim derneğimizin tek başına gerçekleştirebilir. Mümkün değil. Ama çok doğru söylüyorsunuz. Dernek yöneticilerimiz işte çeşitli yerleri, belediyeyi veyahut işte belli kurumları ziyaret ederek bu durumları kendilerine iletiyorlar. Ama tabii ki bunlar da bir anda tabii düzeltilemiyor. Zaman istiyor, biraz da zaman istiyor. İşte bu işlere biraz da kararlılıkla gitmek gerekiyor. Kararlılıkla gidilebildiği takdirde bunların da yapılabileceğini düşünüyoruz. Yani yapılamayacak şeyler değil tabii ki. Ama her görme engelli, genci, yaşlısı sokakta rahatça yürüyebiliyor değil mi? Tabii ki yürüyebiliyor. Baston eğitimi aldıktan sonra. Baston eğitimi alıyor. Fakat şöyle bir şey var. Yani şimdi şöyle diyemeyiz. Yani baston eğitimi alan her öğrenci her istediği yere gidebilir diye bir şey söz konusu değil. Ne söz konusu? Mesela kendi gittiği işte bir bakkalına, işte bir kahvesine ya da ne bileyim daha önceleri deneyimlediği, gidip geldiği yerleri öğrenmesi gerekiyor. İşte mesela oradaki kaldırım kenarı varsa kaldırım kenarını, işte duvar dibi varsa nerede duvar dibi takip etmesi gerekiyorsa orada duvar dibini takip ederek. Ya da kılavuz yol varsa kılavuz yolları takip ederek bunları belli bir tecrübe geçirdikten sonra, belli bir aşamayı geçirdikten sonra birçok yere kendisi gidip gelebiliyor. İşte bu dediğimiz teknik konularda halledilebildiği zaman çok daha rahat, çok daha bağımsız hale
gelebiliyor. Zaten dersimizin adı bağımsız hareket becerileri. Amaçta onları hayat içerisinde bağımsız hale getirebilmek. Amaç bu. Şey çok keyifli, çok hoşuma gitti. Ütü yapmayı. Ütü odanız var. Evet, ütü odamız var. Ne kadar var. Güzel. Yani ona dikkat etmesi, yani onu tanıması ne kadar güzel. Tabii ki. Kendi öz bakımı için. Kendi başlarına kaldıkları zaman, yanlarında anneleri ya da bir yakınları olmadığı zaman, kendileri ütülerini yapmaları gerektiğinde ütü yapabilmeleri için ütü eğitimi veriliyor. İşte nasıl tutmaları gerektiği, nasıl ütü masasına ütüleyecekleri giysinin serecekleri. Bu da bir pratiktir hayata tabii karşı. Tabii ki, tabii ki. Bunun dışında mesela basit pratik yemekleri öğretiliyor. Yani onların yapımı öğretiliyor. Yani elden geldiğince onları daha çok bağımsızlaştırmaya çalışılıyor. Kendilerine güvenlerinin gelişebilmesi için. Çok farklı bir hayali olan ya da farklı bir arzusu, isteği olan öğrenciniz oldu mu? Özel bir çocuğunuz oldu mu? Ben şunu da yapmak istiyorum deyip sizin ya şimdi ne yapmalıyız acaba? Yapabilir miyiz? Yapalım mı? Diye ya şimdi yapılabilir şeyler var. Hani mesela yapabileceğimiz şeyler olduğu bana takdirde. Bana şunu öğretsin hocam. yapabileceğimiz şeyler olduğu zaman hemen yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela çok uçarı şeyleri de yapabilmemiz çok fazla mümkün olmuyor. Oldu mu hiç böyle bir soruyla karşılaştınız mı? Ya şimdi öğrencilerden çok uçarı şeyler de gelebilir. Yani gelir. Onları da bu konuda frenlemek gerekir zaten aslında o uçarı şeyler öğrencinin kendine de zarar verebilir, aileye de zarar verebilir. Onun için böyle şeyleri biraz da frenlemekte fayda var. Mesela öğrenci küçük, her tarafa yürümek, gezmek, koşmak istiyor ama kendine zarar verebilme olasılığı çok fazla. Ondan dolayı müsaade edemiyoruz tabii ki. Ya belli bir kontrolde yani bağımsızlığını iyice kazanmadan bunu yaptırabilmemiz mümkün değil, olmuyor tabii ki. Ha istiyor, gönül istiyor ki onlar havalarda uçsun, pilot olsunlar, ne bileyim. Ama tabii ki bu mümkün olması biraz zor. Doğru. Benim bir konuğum oldu. Evet. Dublaj sanatçısı olmak istiyordu kendisi. Seslendirme yapmak istiyordu. Fakat ben ona bunun çok farklı bir şey olduğunu, çünkü teksti hızlı hızlı okumamız gerektiğini anlattım. Hala öyle bir hayali var. İnşallah. Yani en azından düz yazı belki okur. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Yani en azından bizden de selam olsun kendisine. Teşekkür ederiz. En azından düz yazı okur, şiir okur, belki ezberlediği bir şey okuyabilir ya da hani Braille okuyabilir ama dublaj daha farklı. O an o duyguyu vereceksiniz çünkü görmeniz gerekiyor oyuncunun ne yaptığını. Evet. O yüzden de kolay değil. Oradan geldi aklıma. Evet. Hayalleri var mı diye. Yani hayali olan tabii ki öğrencilerimiz var. Hayalleri var. Umarım İnşallah onları gerçekleştirmede bizler onlara yardımcı olabiliriz. Değil mi? Ne güzel olur. Yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten elimizden geldiği kadar. Siz daha mutlu oluyorsunuz hatta yani. Çok mutlaka tabii ki yani insanlara bir şeyler katabilmek, insanlara bir şeyler verebilmek güzel bir şey. Zaten ben öğretmenlik hayatım boyunca da hep öğrencilerimin içinde oldum. Yani mesela çok fazla öğretmenler odasına gitmeden bahçede olurdum. Onlarla seksek oynadığım, ip atladığım, basketbol oynadığım, futbol oynadığım çok olmuştur. Yani ceket, kravat, dağınık bir şekilde sınıfa girerdik. Ne kadar güzel. Yani onlarla birlikte olduğunuz takdirde ve bu duyguyu onlara hissettirebildiğinizde aranızdaki iletişim çok daha farklı oluyor. Çok daha farklı oluyor. Ve onlara istediğinizi yaptırabilme, yani onları yönlendirme aşamasında, istediğinizi yaptırma demeyelim de, yönlendirme aşamasında daha rahat onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Ve sizi daha rahat, çünkü eğer gerçekten sizi liderleri olarak kabul ederlerse,
yaptırmakta ve onlara başarıyı yakalatmakta çok fazla zorlanmıyorsunuz. Zorlanmıyorsunuz. Evet. Hiç empati kurduğunuz oldu mu? Kendi meslektaşlarınız arasında ya da onlarla birlikte, yani bir göz bandı takıp bastonla yürümeyi denediniz mi? Bu çalışmaları yaptınız mı? Tabii ki. Yani çok yaptım bunu. Hı hı. Ve bu işin, yani görme engelinin ne kadar zor olduğunu, bir hayatının zor olduğunu, kendim baston, gözlerimi kapattığımda bastonla bir yere kadar gitmeye çalıştığımda çok zorlandığımı hissettim. Ve ondan sonra tabii ki onlarla iletişim kurarken bunu düşünerek iletişim kuruyorsunuz. Konuşurken daha farklı düşünüyorsunuz. Ya da mesela okuma yazma çalışması yaparken onların hangi durumda olduğunu ve o arada hangi yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz ve ona göre yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Mesela diyelim ki kalemle Braille basarken düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu birinci noktanın nerede olduğunu nasıl daha rahat anlayabilir? O kutucuğun içerisini daha rahat nasıl ulaşabilir? Mesela birden beşe nasıl ulaşabilir? Birinci noktadan beşinci noktaya nasıl daha rahat ulaşabilir? Onu düşünerek ve bundan sonra ona söylediğinizde daha rahat yaptığını görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Büyük yararı oluyor aslında. Tabii ki. Yani o konuda anlık kararlar verebiliyorsunuz. Değil mi? Doğru. Evet. Benim ilk konuğum, bu programa başladığımızda ilk konuğum görme engelli bir aşçıydı. Ve biz birlikte Kadıköy'de benim gözlerimi bağladılar. Sevgili kameraman arkadaşım Mithat'la birlikte karşıdan karşıya böyle bastonla geçmeye çalıştım. En zor deneyimimdi. Evet. Hayatımda yaşadığım en zor deneyimdi. Size hiç kolay değil. Katılmamak elde değil. Evet. Gerçekten çok zor bir hadise. Her taraftan ses geliyor. Nereye, ne yapacağımı şaşırdım. Gideyim, düz mü gideyim, yan mı gideyim, yolu biliyorum üstelik. Evet. Ama dediğinize geliyor işte. Bildiğim için korktum ve zorlandım. Yani şimdi orada şöyle düşünüyorsunuz. Yani ben görüyorum, bunu rahatlıkla yapabilirim, hı-hı, ama onun yapmasını kolaylaştırmak için neler yapmalıyım? Hı-hı. Nasıl davranmalıyım, hı-hı, nasıl konuşmalıyım? Tabii. Bunları düşünüyoruz, sürekli, hı-hı, düşünüyoruz. Hı-hı. Ve o zaman başarı sağlayabiliyoruz zaten. Hı hı. Yani bunu düşündüğümüzde, hı hı, başarı sağlayabiliyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir eğitmen olarak. Buyurun efendim. Rica ederim. Siz buyurun. Lütfen. Lütfen buyurun. Buraya kadar gelip bizleri şenlendirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve her zaman sizi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de mümkün olan en yakın zamanda tekrar geleceğiz. İnşallah. Diğer faaliyetlerimizde inşallah o zaman, kesinlikle, size gösterme fırsatımız olabilir. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok bizi teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiğiniz için, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bir eğitmenden duydunuz. Lütfen bir lütfen özel eğitim kurumlarına yavrularımızı götürelim. Eğitim aldıralım. Evde oturmasınlar. Değil mi? Tabii ki. Evde oturmaları kendileri için, evet, pek fayda getirmez. Evet, doğru. Engelsiz Yaşam programından bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.